Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. İlginizi çekecek olan ülkemizden haberlerimiz vardır. Hep beraber izleyelim. Başbakan Dimitar Kovacevski emeklilik maaşlarının Mart ayı ile birlikte %8,4 bir düzenlemesiyle zam görmüş olacaklar. Kendisi bu sefer ise hükümetin bir seneden sonra yapmış olduğu bütün çalışmalarının analizlerine dönüş yaparken kendisi bu sefer ise emeklilik maaşlarına odaklandı. Kendisine göre özellikle bununla ilgili olarak hem de sosyal heyetiyle görüşmeler devam etmektedir. Burada da üye olarak Stanka Traykovska Emekliler Birliği başka da yer almaktadır. Emeklileri için Mart aylarla ödenecek olan Mart aylık olarak emeklilik maaşların %8,4 zam görmeleri öngörülmektedir. Öte yandan ise Eylül 2023'e kadar bu zamlar %25'e ulaşacağını bildirmişti. <laughs> Kuzey Makedonya Meclisi 106. oturumu ile ilgili olarak birçok önemli kararların arasında özellikle sağlık fonu ve ilaçları ile ilgili olarak önemli kararlar getirmiş oldu. Bu sefer ise meclis üyeleri tüm gereken çalışmalarını ortaklaşa yapmış oldular ve bu yasaya onay vermiş oldular. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell özellikle bu sefer ise ülkemizle ilgili olarak yorumunu yaparken MİA aracıyla mevcut olan tüm kamuoyuna paylaşmış olduğu kendisine göre Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde tek bir partili bir platform üzerine Avrupa Birliği müzakerelerine başlamamalı. Kendisine göre bu ortak bir karar ve ortak bir proje olması gerekiyor. Öte yandan ise Makedonya Avrupa Birliği ile hiçbir şey kaybetmiyor. Ne milli kimliğini ne de başka bir şey ancak kazancı büyük olacağını söylemişti. Kendisine göre özellikle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti bölgemizdeki ülkeleri için en iyi örneklerinden bir tanesi olmaktadır. Aynı şekilde devam etmesi konusunda Avrupa yoğuda daha kolay olacağını söyledi. Sırada ise yerel haberlerimiz vardır. Onları da beraberce izleyelim. 17 Mart Dünya Kızıl Haçlı Günü ve Dünya Kan Bağışçıların Günü olarak Kutlanmaktadır. Bölgemizde bununla ilgili olarak Debre Kızıl Haç Organizasyonu en iyi örneklerinden bir tanesi göstermektedir. Her sene yeniden fazla kan bağış kampanyalarını düzenlemektedir ve şimdiye kadar senelik olarak ortalama 740 civarında kan birimi biriktirmektedir. Bununla ilgili olarak da sevindirici haber mevcut olan kitlede gittikçe artış gösteriyor. Kan bağışçıların sayısı gittikçe artış gösteriyorlar. 17 Mart kan bağışçıların günü dolayısıyla özellikle bölgemizde Kızıl Haç Organizasyonu çalışmaları tekrar göze çarpmaktadır. Debre Kızıl Haç Organizasyonu Sekreteri İsnit göre her sene kan bağış çalışmaları ve kampanyaları başarılı olarak gerçekleştirilmektedir. Yeni özellikle kan bağışta bulunmuş olan gençlerin bulunması da özellikle buna ek olarak sevindirici bir haber olarak paylaşılmaktadır. Son özellikle 10 yıl içerisinde gençlerin bu konuda büyük ilgi göstermelerine şahit olmaktayız. İsnit göre bu trend devam edecek ve bu şekilde tamamen kan bağış özellikle aksiyonları daha başarılı olacaklarını söyledi. Debreve Merkez Jupa Sosyal Merkezince düzenlenmiş olan açıklamasıyla beraberce özellikle şimdiye kadar toplam 763 aile sosyal yardım aldıkları ile ilgili olarak haberi, mevcut olan çalışmaları ile ilgili olarak ve değerlendirilmeli ile ilgili olarak Debre'deki yöneticisi Kreşnik Paçuku tarafından açıklandı. Son 10 yıl içerisinde mevcut olan sosyal yardım alan ailelerin sayısı 700 ila 800 arası değişmektedir. Öte yandan ise özellikle bununla ilgili olarak Debre belediyeler arası sosyal merkezince tüm gereken hizmetlerde sunulmaktadır. Müzik halkı, mutfağı özellikle son senelerde birçok aile hizmet vermektedir. Son yapılmış olan analizlerine göre 120 aile civarında bu yemeklerden faydalanmaktadır. Debre Breşya bulunmuş olan aşçılık merkezinde hazırlanmış olan sıcak yemekler 120 aileye dağıtılmaktadır. Bu sayı son zamanlarda aşağı yukarı küçük bir değişiklik göstermektedir. salgından sonra özellikle bankalara ait olan kredi başvuruları gittikçe artış gösteriyorlar. Son Özellikle yapılmış olan anketlere göre %10 civarında savgıdan sonra bir kredi isteği söz konusu olmaktadır. Bu kredi talepleri gittikçe artış gösteriyorlar. Özellikle savgıdan sonra %10 civarında bir artış tespit edilmiştir. Debre bankaları bunu yakından takip etmektedir ve kredi verme konusunda tüm gereken protokoller ve süreçlere tam kolaylık sağlayacak şekilde hareket etmekteler. Haber bültenimiz sona erdi görüşmek üzere efendim.